Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli dostlar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Hicri 1444. Ramazan-ı Şerif ayının çok kıymetli bir iftar vaktini daha beklerken bizlere bir kez daha sizlerle bir olma fırsatı bahşeden, gözümüzü gördüren, kulağımızı duyuran, yüzümüze tebessüm etme fırsatı bahşeden, bizlere bütün azalarımızla kendisine şükretme nimeti nasip eden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Sevgili dostlar, bizleri bir kez daha yalnız bırakmadığınız için sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı her yere, herkese, sizlere sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizler bir kez daha TV'lik ekranlarında Ramazan Bereketi programında bu hoş, bu muhabbet dolu stüdyoda sizlerin evine misafir olmaya geldik. Bizleri kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Olmazsa olmazımız Cenab-ı Hakk'ın kelamını inşallah bu akşam dinleyerek programımıza başlayacağız. Bu akşam Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere aramızda bulunan çok kıymetli hocamız, Kabadüz ilçesi Merkez Camii din görevlisi Ertuğrul Hançer hocamız bizimle beraber, değerli hocamızın o hoş sesiyle Kur'an-ı Kerim dinlemek üzere şimdi sevgili hocamıza dönelim inşallah. Buyurun sevgili hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqi s-semâvâti vel-ardı ihtilafi l-leyli ve'n-nehâr. Ihtilafi l-leyli ve'n-nehâri l-âyâtin li-ulil-elbâb. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ
Rabbena سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ صدق الله العظيم. Bu güzel, bu hoş tilavetlerinden dolayı Kabadüz Merkez Camii din görevlisi Ertuğrul Hançer hocamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ağzı yüreği nur olsun inşallah. Cenab-ı Hak ömrünün sonuna kadar Kur'an zikredebilmeyi kendisine ve nesline nasip eylesin. Sevgili dostlar, bu akşam stüdyomuzda çok sevdiğim, değer verdiğim, değerli gönül insanı, kıymetli Kabadüz ilçe vaizimiz Halis İmanlık hocamız bizimle beraber. Şöyle bu akşam inşallah kamil müminin özelliklerini konuşacağız. Sevgili hocamız bakalım bizlere neler anlatacak, ufkumuzu nasıl açacak, hayatımıza nasıl yön verecek, yanlışlarımızdan uzaklaşmamıza nasıl vesile olacak. Bu güzellikleri inşallah bu akşamki sevgili hocamızdan dinleme gayreti içerisinde olacağız. Vakit kaybetmeyelim. Değerli hocamız bizi, sizler de hocamızı bekliyorsunuz inşallah. Hocamıza dönelim. Değerli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olasınız. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Hayırlı Ramazanlarınız olsun değerli hocam. Elhamdülillah. İyilik, güzellik hocam. Sizlerin de Ramazanları mübarek olsun. Hayırlı olsun inşallah hocam. Sevgili hocam kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz uzun zamandır hoş sohbetinizden mahrum kalmıştık. Bu akşam inşallah vaktimizi sizin sohbetinizle değerlendireceğiz, bereketlendireceğiz inşallah. Değerli hocam Ramazan-ı Şerif nasıl gidiyor? Kabadüz'de neler yapıyorsunuz? Ailenizde neler yapıyorsunuz mübarek Ramazan-ı Şerif ayında? Buyurun sevgili hocam. Evet, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'du. Kıymetli hocam, Ramazan-ı Şerif her yerde olduğu gibi Kabadüz'ümüzde de güzel, bereketli, huzurlu, sakin geçiyor. Gerek mukabelelerle, hem öğle hem de ikindiden mukabele okuyoruz. Hı hı. Gerek teravih namazlarıyla, arada bir gençlerle, buluşmalarla gerçekten Ramazan'dan önceki zamana kıyasladığımızda daha sakin, daha huzurlu, daha muhabbet dolu ve özellikle insanın iç alemine çeken bir huzur olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu kendisini daha böyle murakabe altında tutabiliyor, kendine dönebiliyor, niçin yaratıldığını, ne yapmak istediğini ve bunun gibi birçok sorulara cevap bulabildiği sakin, sükunet ve huzurla dolu bir Ramazan geçirmeye çalışıyoruz. Ancak tabii ki İçimiz buruk, her sene bu olaylar tekrar tekrar cereyan ediyor. Mesela depremle içimiz burkuldu. Sonra Mescid-i Aksa'daki saldırılarla içimiz burkuldu. Evet. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde öncelikle vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara acil şifalar diliyorum. Tabii ki deprem büyük olay, büyük afat. Binlerce can gitti. Canımızdan can gitti. Hı hı. Ama depremde şunu gördük.
İnsanlarımızın tek yürek olduğunu, birlik, beraberlik, dayanışma içinde, hep bir yardımlaşma duygusu içinde birbirimize sahip çıktığımızı gördükçe ileriye dönük daha da ümit var olacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Depremzede kardeşlerimize yardımlar devam ediyor, devam edecek, bundan sonra da devam edecek. Kabadüz olarak da biz kendi çapımızda, her ilçemizde olduğu gibi bizler de bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gönlümüzün, kalbimizin onlarla birlikte olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Hem depremzede kardeşlerimizi ziyaret ederek hem de yardımlar göndererek. İkinci olarak Kudüs Mescid-i Aksa tabii ki üzgünüz. İlk göz ağrımız, ilk kıblemiz ve bütün dinlerin ortak değeri Mescid-i Aksa biliyorsunuz. Burada zulümler oluyor. Müslüman kardeşlerimiz kan ağlıyor. Rabbimizden dileğimiz bir daha böyle zulümler yaşanmasın. Rabbim bizleri zalimlerin zulmünden, münafıkların nifakından, fasıkların fıskı fucurundan, her türlü şerlerinden muhafaza eylesin inşallah. Allah razı olsun. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel, manalı, anlamlı bir giriş oldu. Allah razı olsun. Cümlemizin sevgili hocam. Hocam bugün müsaadenizle kamil müminin özelliklerini konuşacağız. İnşallah hocam. Ben konuma geçmeden önce burada sizin aracılığınızla Kabadüz ilçemizde ordumuzun oksijen diyarı olan, çok çok fazla oksijen diyarı olan Kabadüz ilçemizde görev yapan başta sevgili müftümüz Davut hocamıza selam ediyorum. Onun peşinden orada görev yapan bütün din görevlisi, din gönüllüsü kardeşlerimize, meslektaşlarıma, hocalarıma aracılığınızla, müsaadenizle selamlarımı iletmek istiyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı çalışmalar diliyorum programımız aracılığıyla. Sevgili hocam, kamil müminin özelliklerini konuşacağız. Az önce söylediğim gibi tekrar olması babından. Hocam, mümin diyoruz, Müslüman diyoruz. Yani bu ikisinin aslına bakarsanız bir farkının olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz. Fakat genelde mümin, Müslüman hep aynı yerlerde, aynı cümlenin içerisinde, aynı kelimelerde geçer. Değerli hocam, açıklar mısınız rica etsek? Mümin ve Müslüman kime denir? Ondan sonra müminin duruşu, bir yol haritası olmalı diye biliyoruz. Bu nasıl olmalı sevgili hocam? Bismillah diyelim. Buradan başlayalım tamam hocam. Şimdi hocam öncelikle kamil müminin özelliklerini seçmemdeki maksat Kur'an-ı Kerim'de ulaike humul müminun hakka, işte gerçek müminler onlardır ifadesi geçiyor. Birçok ayeti kerimelerde, hadis-i şeriflerde hakiki müminin, kamil müminin nasıl olduğu, nasıl olması gerektiğine dair hem hadis-i şeriflerde hem ayet-i kerimelerde bilgiler bulunmakta. Şimdi Müslüman ile mümin arasındaki farka değinecek olursak, Müslüman daha çok İslam'ın ahkam ve muamelat kısmına bakar. Yani amel ve ibadetlere bakar. Mümin ise inanç ve itikat yönüne bakar. Aslında Müslüman ve mümin lügat anlamıyla ayrışıyorlar. Temelde aynı kapıya çıkıyorlar. Yani mümin de Müslüman da bir. Bir inceliği daha, Müslüman daha genel anlamda bir ifade. Mümin ise daha böyle yaşayan, daha böyle içten özel İslam'ın ibadetlerini yaşayan kişiye diyoruz. Kıymetli hocam, şimdi buradan yola çıkarak bir müminin özellikle yol haritası nasıl olmalıdır? Yani en başta bir mümin belli bir amaç, gaye edinmelidir ki bu amaç ve gayeye göre, bu yol haritasına göre hayatını dizayn etsin, değil mi? Bir amacı, bir gayesi, bir hedefi olmayan kişiyi biz buz dağlarına çarpan gemiye benzetebiliriz. Hani paramparça olur, bir hedefi, bir gayesi yok, rehberi yok. Ama mümin öyle değil. Müminin her attığı adım, yaptığı her faaliyetin bir amacı, bir gayesi var. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz işte bu amaca şöyle değiniyor. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Biz insanoğlu başıboş yaratıldığını mı zanneder buyuruyor. Amacına değiniyor. Ve devamında da yaratılış gayesini şöyle vurguluyor. اَلَّذ۪ي لَقَدْ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Bu ibadet yapma işi aslında kulluk, kulluk bilinci. Kulluğu da Yüce Rabbimiz en güzel şekilde istiyor bizden. Buna da şu şekilde değiniyor.
اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Ahsenu amela ifadesiyle vurgu yapıyor Rabbimiz. Yani en güzel amel, en güzel şekilde kulluğu yapar buyuruyor. İşte böylece mümin birinci derecede hedefini, yol haritasını, duruşunu, çizgisini belirler ve ona göre özelliklerini sıralamaya başlar. Yani amacı, gayesi ve rızvanun minallahi ekber, Allah'ın rızası en büyüktür ayeti kerime malumunuz. Yani müminin amacı, gayesi, hedefi Allah ve Resulünü memnun etmek olmalıdır ki zaten bu şekil yol haritasını belirlemiştir mümin. Neticesinde de inşallah cenneti kazananlardan tabii olacağız. Ki, Allah'ın izniyle Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanma uğrunda hayatımızı geçirirsek, idam ettirebilirsek neticesinde de Rabbimiz bizi inşallah cennetinde inşallah cemaliyle mükafatlandıracak diyelim. Bütün mesele zaten Rabbimizin rızasını kazanmakta geçiyor. Başardık mı inşallah hem cennete hem cemalullah'a layık oluruz. İnşallah. Sevgili hocam şöyle, şimdi biz hayatta hep bir rol model alırız kendimize. Mesela küçük çocuklar babalarını görür, kendilerine örnek olsun diye. Evet. Ne bileyim, şoförlüğe yeni başlayan bir şoför böyle çok daha iyi kendisine örnek olacak bir şoförü kendisine rol model olarak görür. Evet. Ne bileyim, bir esnaf çok iyi olan esnafı gözünün önüne alır ve onu rol model alır. Çünkü hedefi iyi bir esnaf, iyi bir şoför, iyi bir baba, iyi bir insan olmaktır. Sevgili hocam, şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize bir, aslında bakarsanız tabiri caizse ayet-i kerimeyle bir göz kırpıyor. Hani لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ اِلَى اَخِرِ اللّٰهِ. Bizim için, bir mümin için, bir Müslüman için en güzel örnek kimdir sevgili hocam? Kıymetli hocam, tabii ki müminin duruşundan, yol haritasından bahsettik. Mümini yönlendiren aslında iki tane temel kaynak var hepimizin bildiği. Bir, Kur'an-ı Kerim kitabımız. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, yolu. Mümin bu iki ana çizgide hayatını devam ettirmeye çalışır. Şimdi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimede de Rabbimizin buyurduğu gibi bizim için en güzel örnek, rol model. Yani biz hayatımızda, hayatımızın her alanında, yani aile hayatında, ticaret hayatında, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde, hayatın her anında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almak durumundayız. Şimdi bir de sevgili Peygamber Efendimiz'i sevdiğimizin bazı göstergeleri var, emareleri var. Müminde de bu emareler bulunur. Yani bir müminin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini nereden anlarız? İşte onu da hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor. Şöyle bir hadis-i şerif var. La yu'minu ahadukum hatta ekune ahabbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nasi ecma'in. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz buyuruyor. Yani iman etmemiz bir nevi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hep bütün her şeyden daha fazla sevmemizle alakalı. Nitekim Hazreti Ömer'in şöyle güzel bir nüktesi var. Ey Allah'ın Resulü, ben sizi canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey Ömer, canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki beni canından daha çok sevmedikçe olgun, kamil mümin olamazsın buyuruyor. Eyvallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki ey Allah'ın Resulü, vallahi ben sizi canımdan daha çok seviyorum deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ya Ömer, şimdi olgun, kamil mümin oldun buyuruyor. Şimdi kıymetli hocam, başka bir hadisi şerif Peygamber Efendimizin yolundan gitmek, onu sevmekle alakalı olarak Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, üç özellik vardır, bunlar kimde bulunursa imanın tadını alır buyuruyor. Bir, Allah ve Resulü, bu ikisi herkesten, Allah ve Resulünü herkesten daha fazla sevecek. Yani sevginin temelinde ne anası, ne babası, ne eşi değil. Sadece ve sadece Allah ve Resulü bulunacak.
hepsinden daha fazla Allah ve Resulünü sevecek. İki, sevdiğini Allah için sevecek. Yani Allah'ın rızası için sevecek. Üç, Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi sanki ateşe atılacakmışçasına çirkin ve tehlikeli görmek. Sevgili hocam, burada bir araya girmek istedim. Hakkınızı helal edin. Şimdi Allah Resulü'nün zamanında sahabi efendilerimiz gerçekten anam babam sana feda olsun ya feda Resulullah ki, der ki ya. Ya Resulullah. Aynen. Evet, aynen. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah dedikleri zaman aslına bakarsanız iş olsun diye söylememişlerdi. Kesinlikle. Dil ucuyla söylememişlerdi. Bugün belki biz bu meselelerin biraz gerisinde kaldık. Onların bilincinden biraz uzaklaştık. Onların hassasiyetini bugün belki tam manasıyla taşıyamıyoruz. Ama siz öyle dediğiniz zaman Hazreti Cabir'in imtihanı, bilmiyorum hocam vakıf mısınız mesele? İmtihana da değineceğiz. Kesinlikle. Hazreti Cabir'in imtihanı, lütfen rica ediyorum programdan sonra sevgili kardeşlerimiz telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı önünüze açıp lütfen Hazreti Cabir'in imtihanı yazın. Karşınıza çıkan videoyu Allah rızası için bir izleyin. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında anam babam sana feda olsun, seni her şeyden çok seviyoruz ya Resulallah demenin karşılığı nasılmış? Geniş bir zamanda inşallah bu kıssayı da dinlemek yahut anlatmak isteriz sevgili hocam. Buyurun lütfen. Kıymetli hocam, sevgili Peygamber Efendimiz'i müminin sevmesiyle ilgili olarak hani dedik ya en fazla Allah ve Resulünü sevmemiz gerekir. Bununla ilgili bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyor. İşte ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın? Yani kıyametin ne zaman kopacağını soruyorsun. Peki belli bir hazırlığın var mı diye sorunca bedevi de diyor ki Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım diyor. Bakınız eyvallah, çok manidar bir cevap. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde sen sevdiğin ile berabersin buyuruyor. Hani el mer'u me'a men ahab, kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor ya hadis-i şerifte. Aynen bunun gibi. Demek ki Allah ve Resulünü sevmek gerçekten de büyük bir hazırlık olduğu anlamı çıkıyor. Yine Efendimiz'i sevmekle ilgili olarak şöyle bir hadis-i şerifle bu konuyu noktalayalım. Men ahya sünneti fakat ahabbeni ve men ahabbeni kâne ma'ye fil cenneti. Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur. Beni seven seven de cennetle benimle beraber olur buyuruyor. Yani Efendimizin sünnetini sevmek, onun yolundan gitmek, onu sevmek aynı zamanda cennete kavuşmak demek, aynı zamanda en büyük lütuf demektir kıymetli hocam. Değerli hocam, az önce söylediniz ya hani sen ölüm için ne hazırladın? Şimdi 2 gün, 3 gün geçmiyor ki bir kardeşimiz bize gelip hocam işte kıyamet ne zaman kopacak? İşte ayetlerde, hadislerde bununla alakalı bir mesele, bir mevzu var mı? Yahut ölen kişinin kıyameti kopmuş mudur gibi bir sürü soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Siz de eminim böyle sorularla karşı karşıya kalıyorsunuz. Az önceki söylediğiniz mesele bu sorular hem bir cevap niteliğinde oldu. Ya biz diyoruz ki sevgili kardeşlerimize ya lütfen kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenmeyin. Kıyamete ne hazırladığınızla ilgilenin. O zaman Allah'ın izniyle biraz daha en azından sorumuzun içi dolmuş olur. Tabii biraz ki daha bizi teşvik etmiş olur sevgili hocam. Buyurun. Hatta lütfen hocam, buna ek olarak Allah dostlarımdan bir tanesi bir kabristana uğruyor. Orada kendi kabrini kazan bir zata rastlıyor. Ne yapıyorsun orada diye soruyor. Efendim diyor, kendi kabrimi kazıyorum. Diyor ki o Allah dostu, kendi kabrini kazma, yani kendi kabrimi hazırlıyorum diyor. Hı hı. Kendi kabrini hazırlama, kendini kabre hazırla diyor. Çok güzel. Yani senin kabrini hazırlayan, hani boğulsan dahi, başka şekilde ölsen dahi bir şekilde senin kabrini hazırlayan birileri olacak. Hı hı. Ama önemli olan senin kabre hazırlıklı olup olmadığındır buyuruyor. Eyvallah sevgili hocam, teşekkür ediyorum. Evet, hocam evet. Müminin dünya hayatına bakış açısı nasıl olmalıdır diye soracağım. Şöyle bir şey var. Evet. Hocam her şey dünyadan mı ibarettir? Biz şimdi öyle bir insan topluluğu haline geldik ki sanki dünyadan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yokmuş gibi. Sadece dünyayla başladık, dünyayla bitecekmişiz gibi bir hayat idame ettiriyoruz. Şöyle baktığınız zaman genel çerçevede olay buna dönüştü. Şimdi bir Allah dostu diyor ki hocam, kişi
kalbini dünyalıkların kasası haline getirmeyecek. Hmm. Sadece bu mudur hocam? Sadece dünyadan ibaret midir? Bu müminin dünyaya bakış açısı dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Elbette hocam. Şimdi kıymetli hocam, sohbetimizin başında dedik ya, müminin bir amacı, gayesi, hedefi var. Evet. Bütün yapıp ettiklerin de bu amaç ve gaye üzerine bina eder. Dünyaya bakış açısını da bu amacına hizmet edecek şekilde değerlendirir. Müminin dünyaya bakış açısı genel itibariyle ahiret bağlantılıdır. Hı hı. Yani hesap bağlantılıdır, Allah korkusu bağlantılıdır. Mümin diğer inanmayanlar gibi sadece bir zevk-i sefa süreyim, olay bitsin gözüyle bakmaz. Mümin ta ahireti düşünür, hesabı düşünür, sevabı düşünür, günahı düşünür. Yani müminin burada bir duruşu mutlaka vardır. Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bu konuya şu şekilde değiniyor hocam. Diğer inanmayanların dünyaya bakış açısını bize bildiriyor, vurguluyor. Buradan da biz müminin bakış açısını rahatlıkla çıkartabiliriz. Hı hı. Çok güzel bir ayet-i kerime. Rabbimiz buyuruyor ki وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ İnanmayanların dünyaya bakış açısı. Onlar diyorlar ki وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا Bizim hayatımız dünyadan ibarettir. Yani dünyada ne yaşadıysak, ne zevk-i sefa sürdüysek, ne yaptıysak, ne ettiysek odur. Başka bir hayat yoktur diyorlar. Nemutu ve nahya. Ölür ve diriliriz. Ve ma yuhlikuna illet dehr. Bizi de zaman diriltir diyor. Zaman bizi helak edecektir diyor. Yani dünyaya bakış açısı ve ma lehum bizelke min ilm. Onların bu konuda bir ilmi yoktur ayetin devamı. Yani inanmayanların dünyaya bakış açısı ne ahiret derdi var, ne hesap derdi var, ne Allah korkusu var, ne kul hakkı var, hiçbir şey yok. Dünyaya biz geldik, zevk-i sefa süreriz, yeriz, içeriz, ne kadar zevk-i sefa sürersek sürelim. Bu zevk-i sefa içinde kul hakkıymış, kamu hakkıymış, harammış, helalmış, bunlara da hiç önem vermezler. Bu şekil sadece dünyalık, sekülerizm, dünyalık olarak dünya hayatına bakarlar. Ot gibi geldi, saman gibi gitti. Yani tabiri caizse. Aynen bunun gibi. Aynen. Ahiret inancı olmayanlar. Hani şimdi bazen şöyle bir şey var hocam, karşılaşıyoruz. Ya bu doğanın güzelliğine bakıyor, şöyle temaşa ediyor hocam. Bu doğa kendi kendini yeniliyor. İşte doğa kendi kendine oluştu. Ne bileyim, buna benzer saçma sapan şeyler. Yani doğanın kendi kendini var ettiği, sonra kendi kendini öldürdüğü, kendi kendini dirilttiğine dair şeyler söyleyenlerin de bunlardan çok fazla bir farkı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki hocam, burada amaç önemli. Hani bizim amacımız Allah rızası, Resulullah sevgisi, onun yolu olduğu için biz olaylara bu gözle bakıyoruz. Ama inanmayanın böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi olmadığı için o olabildiğince dünyadan yararlanmaya çalışır. Zevki sefa peşinde gitmeye çalışır. Ama mutlu olabileceğini de sanmıyorum hocam. Bir kurallar bütünü yok çünkü karşısında. Hocam aslında o kendisini mutlu olduğunu zannediyor. Yani bütün mutluluk şeylerini kendine göre tabii ki tüketiyor. Evet. En sonunda bir kısır döngü içine düşüyor. Sonra aynı şeyleri ulaşıyor zaten. Aynen hocam. Tekrar kısır döngü içinde onları tekrarlıyor. Ama içinde büyük sıkıntı var. Manevi boşluk var. Kesinlikle. Yani huzuru bir türlü yakalayamaz. Hani şu söz çok güzel bir söz. Mümin öyle bir kişidir ki zindanlarda da olsa kalbi huzurludur onun. Çünkü içinde yaşar o huzuru, maneviyatı o huzuru içinde yaşar. Çünkü Rabbine bağlıdır, Resulüne bağlıdır. Ama mümin olmayan, inancı olmayan insan saraylarda da yaşatsanız onu içinde bir sıkıntı, bir kasvet olur. Sarayda da yaşasa zindandadır. Hani bu ayet, bu durum şununla alakalı. Bir ayet-i kerimede ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten zanka ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma diye Rabbimiz devam ediyor. Kim ki Allah'ın zikrinden, Kur'an'ından, işte ibadetlerden, Allah'ın emir ve yasaklarından yüz çevirirse ona diyor iki tane sıkıntı veririm. Bir tanesi dünyada. Dünyadaki sıkıntı dar bir geçim sıkıntısı veririm diyor. Bu iki türlü yorumlanmış. Birincisi zenginlikler içinde olduğu halde iki yakası bir türlü araya gelmez, sürekli manevi buhranlar yaşar. Evet. Bir başka anlamı
dar bir geçim sıkıntısı. Evde kardeş kardeşle kavga eder, ana babayla kavga eder, gelin kaynanayla kavga eder, dede torunla kavga eder. Bir türlü evde huzuru yakalayamazlar. İşte sebep de Allah'tan, peygamberden, zikirden kaçmaktan ileri geliyor. Hani bir evde namaz yoksa, bir evde zikir yoksa, bayramdan bayrama Kur'an okunuyorsa, televizyonlar hiç susmuyorsa, büyüğün küçüğün hakkı tanınmıyorsa, o evde Allah'ı, Allah'a ve Resulüne ait doğru dürüst bir şey yoksa, o ev harap olmuş bir evdir. Yani hani hocam, Allah'tan ve Resulünden ve kitabından ne kadar uzaklaşırsak şeytana o kadar yaklaşırız, şeytan da bize o kadar yaklaşırızın Türkçesi mi bu? Tabii ki hocam, kesinlikle. Hani Efendimiz buna ek olarak evinde nevviru menazilekin bis salati ve kıraatil Kur'an buyuruyor ya, evlerinizi namaz kılarak ve Kur'an okuyarak nurlandırınız diyor. Hani Kur'an okunmayan, namaz kılınmayan, hele hele sabah namazına kalkınmayan bir evde huzur, bereket olmaz kıymetli hocam. Eyvallah değerli hocam. Teşekkür Şimdi hocam isterseniz müminin dünya hayatına bakış açısına devam edelim. Dünya hayatı mümin için aynı zamanda, bunu çok duymuşuzdur, bir misafirhane değil mi hocam? Peki, hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'in omuzundan tutarak ne diyor ona? Kün fit dünya ke enneke garibun ev abiru sebilin. Dünyada ya bir misafir veya bir yolcu gibi davran, bulun buyuruyor. Ve utte nefseke fi ehlil kubur, kendini mezarlıktakilerden kabul et buyuruyor. Şimdi misafirhane dedik değil mi hocam? Peki misafir ve misafirhane Türkçemizde neye denilir? Biz bir misafiriz, belli bir yere gideceğiz. Misafir belli bir yere giderken ne yapar hocam? Belli bir hazırlık yapar değil mi? Evet. Gideceği yerde ve özellikle yolda işte bavulunu hazırlar. Ne gerekiyorsa kendisine onu güzel şekilde hazırlar. Orada mahcup olmayayım diye ve gideceği yerde de ebedi kalacakmışçasına durmaz. Misafir gözüyle baktığı için gelip geçici gözüyle bakar. Buradan yola çıkarak müminin dünyası da aynen bu şekilde bir misafirhanedir. Mümin dünyaya bir misafir gözüyle bakar. Yani kalıcı gözüyle bakmadığı için, hep gelip geçici gözüyle baktığı için dünyaya dört elle sarılmaz. Yani mal biriktirmez, aşırı mülk biriktirmez. Bana mı kalacak olsun, dünya olsun der. Hani bir güzel söz vardır ya, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Yani dört elle mümin dünyaya aşırı sarılmaz. Misafir olduğunu bilir. Ve ahiret bavuluna da, iman bavuluna da bir şeyler koyar hocam. Amel-i salih koyar, ibadet koyar, müminlere, diğer kardeşlerine karşı iyilik koyar, komşuluk ilişkilerini koyar. Ne bileyim, Allah'ı ve Resulünü memnun edecek bir şeyler, salih amellerle o iman bavulunu doldurur. Eyvallah. Niye? Kabirde kendisine lazım olacak. Herkes gidecek, ailesi gidecek, malı mülkü gidecek. Orada bavul açılacak, tabiri caizse amelleriyle baş başa kalacak. Onlar ona orada fayda sağlayacak. Bir ayeti kerimede de el malu vel benune zinetul hayati dünya. Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdür diyor Rabbimiz. Gerçekten de bazıları malla övünür, bazıları evlatlarla övünür. Hani el hakim müttekâsür hatta zürtümül mekâbir. İnsanoğlu o kadar fazla çoklukla övündü ki kabirdekileri dahi sayacak duruma geldi. Hani şu kadar ölülerden, şu kadar benim soyumdan var gibisinden, o kadar çoklukla övünür hale geldi. Oysa mal, mülk bunlar dünya hayatının gelip geçici süsüdür. Yani bunlara da imtihan gözüyle bakmak gerekir. Yine başka bir ayette konuyla bağlantılı olduğu için وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْبٌ. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Hani çocukluğumuzda bir oyun oynarız. O oyunun zevkine biraz varırız. Ondan sonra oyun biter. Haydi yallah evlerinize şeklinde. Dünya hayatının belki de kısalığına vurgu yapmak için Rabbimiz böyle söylemiştir. Bir oyun, eğlence gibi düşünmek gerekiyor kıymetli hocam. Değerli hocam, şimdi biz sürekli diyoruz ya, başımıza gelen her şey imtihandır. Bu imtihanın çeşitleri ne hocam? Nasıl, ne tür imtihanlarımız var mesela dünyada? Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Elbette hocam. Şimdi tabii ki dünya hayatı bizim için büyük bir imtihan.
Bunu tabii ki Allah ve Resulüne bağlı olan, ona inanan insan bunun şuurunda olur. Ama Allah ve Resulüne bağlı olmayan, işte imanı zayıf olan bunu pek fazla düşünmez, galiye almaz. Rabbimiz Celle Celaluhu imtihanın varlığını şu şekil bize bildiriyor kıymetli hocam. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar sadece iman ettik diyerek imtihana tabi tutulamayacaklarını mı zannediyor? Biz iman ettik, artık olay bitmiştir. Bundan sonra kendi hayatımızı yaşarız şeklinde imtihana tabi tutulamayacaklarını mı zannediyor? Yani bir sorguya çekilemeyeceklerini mi? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizden öncekileri imtihan ettik diyor Rabbimiz. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Kimin sadıklardan, kimin kaziplerden, yalancılardan olduğunu biz biliyoruz diyor. Şimdi kıymetli hocam, imtihanın çeşidi elbette çoktur. Oraya da değineceğim. Şimdi imtihan dediğimiz zaman şöyle bir geçmişe dönmek istiyorum. Hani şu ayet aklıma geliyor. Bunu vaazlarda da ben çok söylüyorum, kullanıyorum. Em hasibtum en tedhulul cennete velemma ye'tikum meselul lezine halem min kablikum messetmu l-be'sa ve'l-zarra ve'zülzülü hatta yekule rasul vellezine amenu ma'hu meta nasrullah ela inne nasrallahi garib. Diyor ki Rabbimiz, sizden öncekilerin başına gelen musibetler, sıkıntılar sizin başınıza gelmeden kolay kolay öyle cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Elinizi taşın altına koymadan, sıkıntı çekmeden. Messethumul be'sâ'u ve'l-darrâ'u. Onları sıkıntılar öyle kaplamış, öyle sarmıştı ki ve zülzilû. Bakınız hocam, deprem şeyi de buradan geliyor, zelzele. Deprem geçirdiler adeta, sarsıldılar. Hatta yekûle rasûlü vellezîne âmenû. Allah'ın Resulü, ona ve ona iman edenler mete nasrullah, ya Rabbi yardımın ne zaman gelecek diye feryat ettiler adeta. Ela inne nasrallahi karib ve Rabbimiz dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır diye onları müjdeledi. Şimdi kıymetli hocam, imtihanın çeşitleri çok tabii ki. Ve lenebluvenneküm bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naksin minel emvali vel enfusi ve semrat. Orada da Rabbimiz bildiriyor. Hı hı. Yani biraz açlık, biraz korku, biraz maldan, biraz candan, Evlattan. Biraz meyvelerden eksiltme ile ilgili. Şimdi şöyle bir tarihimize gittiğimizde Adem aleyhisselam, Adem babamız büyük bir imtihana tabi tutuldu değil mi hocam? Tabii, hocam sadece bir de imtihan sadece yoklukla da olmuyor. Yani varlıkla da, hani fakir şöyle demesin. Şimdi cebinde olmayan, evi barkı olmayan insanlar demesin ki ya biz böyle imtihanda. Zengin de aslında zenginliğiyle imtihanda ve bana sorarsanız şahsi olarak zengin daha büyük bir imtihanda. Ben böyle düşünüyorum. Hocam tam o nokta ile ilgili bir şeyim var. Güzel bir şiir var. Eyvallah. Araplardan. Hazır yerindeyken ona değineyim, ondan sonra Adem Aleyhisselam şeyine geçeyim. Şimdi Arap edebiyatında özellikle Telhis kitabında geçiyor bu. Güzel bir Arap şiiri var. Onu orada okurken ezberlemiştim öğrencilik yıllarımda. Ve o şekil kaldı. Çok hocam? Da güzel bir şiir. Tam da sizin bu konunuza değiniyor hocam. Fakirlikle, zenginlikle imtihan dediniz ya, imtihanın boyutları çok farklı. Kem akilin akilin ayet mezahibuhu ve cahilin cahilin telgahu merzuken hezellezi terekel evhama haireten ve sayyerel alimen nihrire zindigan. Hocam Türkçesi şu şekil. Kelime kelime vermeyeyim, toptan mana vereyim. Nice akıllı kimseler vardır ki bu akıllı kimselerden kasıt büyük alimler, Allah dostları, derya kadar büyük İslam alimleri diyelim. Akıllı kimseler vardır ki Allah onların rızık yollarını daraltmış. Yani onları fakir fukara yapmış. Az rızık vermiş. Nice cahil kimseler, yani Allah'a inanmayan, işte müşrik deyin siz buna, kafir deyin. İnanmayan kimseler vardır ki Allah Celle Celaluhu da bunları rızka boğmuş. Hezellezi terekel evhama haireten. Bu durum akılları hayrete düşürüyor. Niye düşmesin ki hocam? Geceni gündüzüne katıyorsun mesela siz diyelim. İbadet yapıyorsunuz, oruçtur, zikirdir ve zar zor geçiniyorsunuz. Yemeğe zar zor bir şeyler buluyorsunuz. Öbürü gözünüzün önünde her türlü isyanı basıyor, yapıyor ama rızıklar içinde yaşıyor. Evet. Yani ister istemez akıl hayrete düşüyor. Bu da ötekinin zoruna gidiyor gibi oluyor. Tabii ki hocam. Vesayyerel alimen nihrire zindikan. İşte püf nokta burası. Böyle deniz kadar, okyanus kadar, deryalar kadar olan alimi de
bu zındık yani kafir yapmaya yetiyor. Yani alim, o büyük alim şöyle şey yapıyor. Ya Rabbi, ben sana o kadar ibadet yaptığım halde bana az veriyorsun, ona niye çok veriyorsun diye hesap sormaya kalktığı anda imtihanı kaybediyor hocam. Burada bir hasete giriyor mu hocam? Yanlış mı algılıyorum? Bir haset oluyor mu? Yani bana niye bu kadar yani, veriyorsun? Niye bu kadar bir şekilde şeytan vesvese veriyor, bir şekilde gıdıklıyor, kandırmaya çalışıyor, zayıf noktasını şey yapıyor. Halbuki Rabbim malı isteyene verecek. Yü'til hikmete men yeşâ. Eyvallah. Evet. Yani bir şekilde şeytan muvaffak oluyor yani, kandırıyor ve böyle bir hataya düşüyor. Dediniz ya az önce, ya imtihanın boyutu çok fazla. Zenginlik de imtihan, fakirlik de imtihan. İşte bu da bir imtihanın bir parçası hocam. Eyvallah. Şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın imtihanına gelelim müsaadenizle hocam. Buyurun hocam. Hazreti Adem Aleyhisselam'a Rabbim ne buyurdu cennete girdiğinde? Cennette sen ve Havva ikiniz rahat edin, yerleşin. Ama şu ağaca dokunmayın dedi, değil mi hocam? Şeytan da geldi, vesvese verdi. Bir şekilde siz burada ebedi kalacaksınız veya melek olacaksınız diye Allah size bu ağaca dokunmayın dedi. Ben sizin için en güzel nasihat edenlerdenim diye onları kandırdı. Birbirlerine avret mahallelerini açtırdı ve Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz cennetten çıkarıldı. Ve daha sonradan hatalarını anladılar. Ne dediler hocam? Gale. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz, biz zulmettik kendimize ve husrana uğrayanlardan olduk. Eğer bizi affetmez, mağfiret etmezsen lenekunenne minel hasirin. İşte husrana uğrayanlardan oluruz diye Rabbimize ilticada bulundular. Adem Peygamberimizin imtihanı bu şekildi. Şimdi başka bir imtihan. Hazreti Eyüp Peygamber'in imtihanı. Kıymetli hocam, bunu duymuşsunuzdur. Eyüp Peygamber'in hikayesini az çok ya, biliyorsunuzdur. Hocam, her duyduğumuzda kıymetli ayrı hocam, etkileniyoruz ya. Yani üzeri yara bere içinde kalıyor. Hatta rivayet edilir ki hanımı da kendisini terk ediyor. Hatta kurtlar üzerine başını sarıyor, şey yapıyor. Böyle bir durumda nasıl dua ediyor biliyor musunuz hocam? Rabbi enni messeniyel durru ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi, bana bir sıkıntı, bela, bir musibet dokundu ama sen merhametlerin en merhametlisisin diyor. Yani ya Rabbi, bana şifa ver, görüyorsun halimi demiyor. Merhametlerin en merhametlisisin diye ilticada bulunuyor. Ve Rabbimiz de onun için ni'mel abdu, ne güzel kul ifadesini buyuruyor. Yani büyük bir imtihan. Sonra kıymetli hocam, İbrahim Peygamber'in imtihanını biliyorsunuz. Hocam, bizim dişimiz ağrısa yani aklımızdan geçenlerin haddi hesabı yok. Eyüp Aleyhisselam'ın imtihanına bakın. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanını söyleyeceksiniz. Buyurun lütfen. Onun imtihanı, iki türlü imtihanı var. Nemrut Aleyhillâne tarafından mancıkıkla ateşe atılmak isteniyor hocam. Orada yine rivayetlerde geçiyor. Cebrail Aleyhisselam İbrahim Peygamber'in yanına geliyor. İşte yardım etmek maksadıyla seni buradan kurtarayım. İbrahim Peygamber, beni alemlerin Rabbi görmüyor mu diyor. İster yakar, ister atar, ister kurtarır. Teslimiyete bakın hocam. Biz bu kulluğun neresindeyiz hocam? Evet. Ben şimdi merak ediyorum. Yani bu, onlar da mübarek kullardı. Biz de kuluz. Aynı imtihandayız ama onların teslimiyetine bakın. Bizim isyanımıza bakın. Allah bizi affetsin hocam. Ve Rabbimiz ne buyuruyor ateş için? Kulna ya naru kuni berden ve selamın ala İbrahim. İşte İbrahim'e karşı salim selim ol, yakıcı olma diye ateşe emrediyor hocam. Ve İbrahim Peygamber'in bu bir imtihanı. Başka bir imtihan da var hocam. Ateş fıtratını kaybetti diyor hocam. Bir hocayı dinlemiştim. Evet hocam. Ateş fıtratını kaybetmişti. İsmail Aleyhisselam'ı kesecek olan bıçak fıtratını kaybetmişti. Rabbimizin ben de tam oraya değinecektim. Buyurun. Rabbine verdiği sözünü yerine getirmek için oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban edecek ya orada. Soruyor oğluna, ya baba yüreği dayanamıyor. Oğlum diyor, ben Rabbime verilmiş, benim böyle bir sözüm var. Seni keseceğim, müsaade eder misin şeklinde. O ne diyor kıymetli hocam? Rabbime verdiğin sözü yerine getir diye teslim oluyor. Yani ikisi birden tam bir teslim, niyetle teslim oluyorlar. Büyük imtihan hocam yani bu. Ve koç kurban ediliyor biliyorsunuz. Hı hı. İbrahim Peygamber'le ilgili bir tane daha bir şey aklımda hocam. Buyurun seviyorsun. İbrahim Peygamber'e Rabbimiz Halilullah diyor, değil mi hocam? Musa Peygamber'e Kelimullah. Peygamber Efendimiz'e Habibullah. Habibullah. Yani bunlar çok manidar, anlamlı. Halilullah ne demek? Allah'ın dostu. Kelimullah, Allah'la konuşan,
Habibullah Allah'ın sevgili kulu anlamında. Cebrail aleyhisselam merak ediyor. Ya Rabbi diyor, sen bu İbrahim peygambere Halilullah dedin. Yani bizzat onu dost kabul ettin. Bu ne hikmettir? Bunun hikmeti nedir? Ben bunun manasını, hikmetini öğrenmek istiyorum diyor. Öğrenmek mi istiyorsun? O halde git İbrahim peygamberin sürüsünden, tabi koyun çobanlığı yaparmış, bir koyun iste bakalım Allah için. Verecek mi, vermeyecek sevgili mi? Sevgili hocam, buyur hocam. Burada bir virgül koyalım. Hem heyecanlı yerinde kalsın. Reklama gidelim. Tamam, onun hocam. Peşinden kaldığımız yerden eyvallah devam edelim müsaadenizle. Eyvallah kıymetli hocam. Sağ olun hocam. Evet değerli dostlar, Kabadüz ilçe vaizimiz, kıymetli gönül dostu Halis İmanlık hocamız anlatıyor. Hazreti İbrahim aleyhisselamın imtihanında virgül koymasını rica ettim hocamızdan. Reklamların ardından inşallah kaldığımız yerden, bu heyecanlı yerden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Şimdi reklamlar. Sevgili dostlar, ekranlarını yeni açan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, izleyenlerimiz için tekrar söylüyoruz. Kabadüz ilçe vaizimiz, kıymetli hocamız Halis İmanlık hocamız bu akşam bizlerle beraber sohbetinden inşallah azami ölçüde istifade etmeye gayret ediyoruz. Vakit kaybetmeyelim, değerli hocamıza dönelim. Sevgili hocam, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Hazreti İbrahim aleyhisselamın imtihanından bahsediyordunuz. Tam o heyecanlı yerde ben bir hadsizlik yaptım, reklama gittim. Hakkınızı helal edin. Buyurun değerli hocam, kaldığımız yerden devam şimdi edelim hocam, inşallah. Şimdi hocam, müminin dünyaya bakış açısını değerlendiriyorduk. Mümin için dünya bir imtihan yeridir. Ve bu imtihana yönelik geçmiş peygamberlerden misaller vermeye devam ediyorduk. İbrahim peygamberin teslimiyetiyle ilgili misal verdik. Şimdi az önceki olayı devam ettirmek istiyorum. İbrahim peygamber için Rabbimiz Halilullah demiş ya hocam. Evet. Yani onu dost edinmiş. Cebrail aleyhisselam da bunun hikmetini Rabbimizden soruyor. Ve git bakalım İbrahim peygamberden bir şey iste. Hani o koyun çobanlığı yapıyor. Ne cevap verecek diye İbrahim peygambere göndermiş Cebrail aleyhisselamı. Cebrail aleyhisselam İbrahim peygamberin yanına gidiyor, selam veriyor. Tabii ki böyle bir fakir kıyafetinde, üstü başı toz, böyle yırtık pırtık. Selam veriyor, selamını alıyor İbrahim peygamber. Diyor ki, ey Allah'ın kulu, bana şu koyunlarından Allah rızası için bir tane verir misin diyor. O da diyor ki, bir daha söyle diyor İbrahim peygamber. Allah rızası için bir koyun istiyorum. Bir daha söyle. Allah rızası için bir koyun istiyorum ve koyunların tamamını, ne kadar varsa hepsini Cebrail aleyhisselam'a veriyor. Eyvallah. Yani yeter ki bir Allah rızası duysun, Allah kelimesi duysun. Tabii ki İbrahim peygamber ululazim peygamberlerden bir tanesi, evet. Ve büyük imtihanlardan geçiyor ve imtihanı kazananlardan oluyor kıymetli sevgili hocam. Sevgili hocam, bir küçücük antiparantez. Buyur hocam. Ulul azm peygamberleri bir iki cümleyle anlatır mısınız? Çünkü bu konuda bir kafa karışıklığı var hocam. Müsaade buyurursanız, eğer vaktimiz de müsait. Ülül Azm tam olarak hangi peygamberleri içer hocam? İsim rica etmiyorum. Evet. Sadece Ülül Azm. Yani şöyle, tilker rusulü feddalina ba'dahum ala ba'dın, o ayeti kerimede de geçiyor. Bazılarını üstün kıldım anlamında. Bu yaşadıkları zorluklarla alakalı mı? Belki de o anlamda, peygamber olma anlamıyla değil de belki de zorluklarla alakalı. İşte bunlardan bir tanesi İbrahim peygamber ve diğer peygamberler de var aynı şekilde. Ve Rabbimiz bunların hayatlarından bizlere kesitler, örnekler sunuyor. Ulul azim derken büyük peygamberler teşekkür anlamında. Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Buyurun. Şimdi kıymetli hocam, şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imtihanı daha büyük. Daha büyük imtihanı var. Bununla ilgili bir iki tane şey anlatmak istiyorum. Biz mesela öğün diyoruz değil mi? Günde 2 öğün, 3 öğün, 4 öğün yerine göre. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle, onun için öğün yok. Günde 2 öğün en fazla, sabah, akşam. Ve İbn-i Abbas radıyallahu anh anlatıyor kıymetli o da, hocam. O da bulursa değil mi hocam? Tabii bulursa. Ki. Diyor ki Resulullah ve ailesi üst üste pek çok geceleri aç geçirirler ve akşam yemeği bulamazlardı. Ekmekleri çoğunlukla arpa ekmeğiydi diyor. Görüyor musunuz hocam? Yine başka bir misal Efendimizin imtihanıyla ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme açlıktan şikayet ettik diyor Ebu Talha. Karnımızı gösterdik diyor. Hani bir savaşta, Hendek Savaşı veya başka bir savaşta karınlarına taş bağlamışlar.
ve bunu şikayet ediyorlar veya başka bir şekilde artık hurma ve zemzem içmekten, hurmayı yiyip zemzem içmekten karnımız ağrımaya başladı diye şikayette bulunuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bir taş bağladınız, bense iki taş bağladım diye mübarek karnını gösteriyorlar. Yani bu şekil zorluklarla karşılaşıyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'in ilk yıllarında mescide girerken yollarına diken koymuşlar. Yine namaz kılarken deve işkembesi üzerine atılmış. Uhud'da dişi kırılmış. Taif'te kölesi Zeyd ve kendisi taş yağmuruna tutulmuş. Yine de beddua etmemiş. Binlerce sıkıntılar çekmiş. Hatta tabiri caizse sağ kolu sol kolu gitmiş. Anası babası yok, amcası yok, dedesi yok. Hiç kimsesi yok. Yapayalnız, garip, mahzun, üzgün ve müşrikler geliyorlar Ebu Talib'e amcası vefat etmeden önce. Ya Ebu Talib şu yeğenine bir şey söyle. İki de bir bizim putlarımızı kötülemesin. Atalarımızı yalanlamasın. Kendisinin uydurduğu bir Allah denilen bir şey varmış gibi şeklinde Peygamber Efendimizin davasından vazgeçmesi için diretiyorlar. İsterse Mekke'nin en güzel kadınıyla onu evlendirelim. İsterse başımıza onu başkan yapalım. İsterse Mekke'nin en zengini yapalım diye vaatte bulunuyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor hocam? Ya amca, güneşi sağ elime verseler, ayı sol elime verseler, vallahi ben bu davamdan geçmem diyor ve geçmiyor. Bu davası bize kadar geliyor. Biz de onun ümmeti olmakla şerefleniyoruz kıymetli hocam. İmtihana bir ek daha yapmak istiyorum. İmtihan tabii ki çok çeşitli hocam. Yani kişi ailesiyle imtihan edilir. Yani hanımı iyi birisi çıkmaz. Çoluk çocuğuyla imtihan edinir. Komşusuyla imtihan edinir. Çevresiyle imtihan edilir. Allah dostlarının imtihanı daha farklı. Peygamberlerinki daha farklı. Her türlü şekilde imtihan olunuyoruz. Ama musibetler karşısında, onu da ekleyelim, müminin bir duruşu olmalı. Hani aceben lil mümini diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde müminin haline şaşılır. Her iki durumda da işi kara çevirmesini bilir. Başına bir musibet geldiği zaman onu da kara çevirmesini bilir. Başına bir musibet gelmediği zaman dahaki durumu da kara çevirmesini bilir. Hı hı. Musibet anında sabreder, karlı çıkar. Geniş zamanında da şükreder, yine karlı çıkar. Sevgili hocam, bu çok önemli bir mevzu sevgili hocam. Sevgili hocam, günümüzde en çok karşılaştığımız olaylardan bir tanesi. Bir evlat yahut iki evlat yahut dokuz evlat. Sayısı çok önemli değil. Diyor yani bir anne baba 8-9 evladı bakmış da 8-9 evlat bir anne babayı bakamamış. Ya. Sevgili hocam, bugün annesi babası hasta olan, yatağa düşen, elinde kalan kardeşler birbirleriyle sen bakacaksın ben bakacağım kavgası yaparken. Yani bu da bir imtihan değil midir? Yani aslına bakarsanız kavganın şöyle olması gerekmiyor mu? Annem babam hastalandığı, yaşlı olduğu zaman, yaşlandığı zaman, yatağa düştükleri vakit düşerlerse eğer bu benim cennet vesilem olabilir. Kardeşim, anamı babamı müsaade et ben bakayım. Onun sevabını ben alayım. Benim cennet vesilem onların altını kirlettikleri zaman temizlemem olsun. Ne bileyim ağzı aktığı zaman kenarlarını silmem olsun. Karnı acıktığı zaman karnını doyurmam olsun diye kavga etmesi gerekirken bugün öyle bir hal aldık ki sen bakacaksın ben bakacağım. Hatta 8-9 evladın hiçbiri de bakmayıp işte huzur evlerine annelere ah hocam, bu da imtihanın bir sebebi. Büyük bir bölümü kesinlikle yani hocam, çok kesinlikle karşılaştığımız bir imtihan değil mi hocam? Hocam en büyük gerçekten günümüzdeki sıkıntılardan burnu yerde sürtülsün buyurmuyor mu Efendimiz hocam, sallallahu aleyhi ve sellem? Kesinlikle. Bunu açar mısınız lütfen? Hocam bu olay şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbede 3 defa amin, amin, amin diyor malumunuz. Ve ashab-ı kiram hutbe bittikten sonra merak edip soruyor. Ya Resulallah, hutbede 3 defa amin dediniz. Bunun sebebi nedir? Birinci dedim, benim adım yanında anıldığı halde bana salavat-ı şerife, sana salavat-ı şerife getirmeyen burnu üzere sürünsün dedi kardeşim Cebrail. Ben de amin dedim. İkincisi, anne babasının yaşlılık zamanına erişip de onun hayır duasını alamayan, cenneti kazanamayan kişi
burnu üzere sürünsün dedi kardeşim Cebrail. Ben de amin dedim. Buruyla, burayla bağlantılı. Hı hı. Üçüncüsü yine Ramazan'la alakalı. Ramazanlar gelip geçtiği halde hala gafletten uyanamayan, kendisini affettirmeyen kişi burnu üzere sürünsün dedi kardeşim Cebrail. Ben de amin dedim buyuruyor. Şimdi bununla ilgili Beyazıd-ı Bestami Hazretleri'nin şöyle güzel bir anekdotu var. Onunla ilgili anlatılır. Çok düşündürücü, ibret verici. El cennetü tahta akdamil ümmahat diyor ya Efendimiz, cennet annelerin ayakları altında. O mübarek zat, işte büyük insanlar nasıl büyük insan oluyor hocam? Baba yani, da cennetin orta kapısıdır demiyor mu hocam? Evet, yani o büyük insanlar nasıl büyük insan oluyorlar? Anne babalarının hayır dualarını alarak işte, çok önemli bir şey. Kesinlikle. Annesi rahatsız oluyor hocam. Gecenin yarısına kadar kış mevsiminde elinde buzda donmuş bardağı annem, ha şimdi uyanacak, ha şimdi uyanacak diye yanı başında bekliyor. Uyanır benden su ister diye o gözle annesinin yanı başında elleri titriye titriye buzlanmış o su bardağı annesine ikram etmek için yanı başında bekliyor. Hı hı. Ve annesi uyanıyor ve evladının o halini görünce işte güzel dualarda, dileklerde bulunuyor ve öyle Allah dostu oluyor hocam. Eyvallah. Büyük zat oluyor. Yani anne babayla imtihan büyük. Bu bizim kırmızı yani, çizgimiz hocam. Hocam günümüzdeki evlatlar gerçekten... Ben şöyle diyorum hocam, özür dilerim. O konuya da zaten şu zamanın... İmtihan ya hocam, imtihan, yine o konu bağlamında sormak istedim. Ben diyorum ki hocam, annesi babası gerçekten hala hayattayken yatağa düşmüş olabilir bizim tabirimizle. Hasta olabilir, yaşlı olabilir. Bakımı zor olabilir ama annesi babası hayattayken onlardan yüz çeviren, burun kıvıran. Diyorum ki hocam vallahi onların sonu hüsrandır. İki yakası bir araya gelmez hocam. Vallahi onların sonu hüsrandır. Kesinlikle. Aynı şekilde anneyi babayı bakmak için elinden gelen her şeyi yapan, bütün gayreti gösteren kardeşlerimizin de Allah'ın izniyle sonu inşallah mükafat kesinlikle çok büyük. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Bunu söyledikten sonra özür dilerim hocam araya girdiğim için, buyurun lütfen. Diyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, küçüğünü tanımayan, büyüğünü saymayan bizden değildir diyor. Hı-hı. İşte bu hadis-i şerifte buna değiniyor kıymetli hocam. Eyvallah. İmtihanın da bu bölümünde hocam, imtihanın bölümleri tabii ki fazla. Şimdi dilerseniz... Bu konuda bu söyleyecekleriniz bittiyse hocam diğer soruma geçebilirim. Ha, bitmez de bu konuyu, hı, bu şekil böyle noktalayalım. Sevgili hocam, şimdi şöyle söyleyeyim. Şu akıllı cihazlar çıktıktan sonra bizim zamanımız tamamen bölündü, heba oldu, harcandı. Biz aslında biliriz ki bizim müminin zamanı 5'e bölüktür. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Ama şimdi bakıyorum hocam, mümin şu akıllı cihazlardan kafasını kaldırmayarak aklını hiçe saydı. Bilgisayarlardan, teknolojik aletlerden, uzaklaşmadığı müddetçe bana sorarsanız vaktini çok heba eden bir sürü kardeşimiz var. Öyle söyleyeyim. Eğer hayırlı işlerle uğraşmıyorsa. Şimdi hocam, müminin zamanını nasıl değerlendirmesi gerektiğini soracağım size. Evet hocam. Buyurun sevgili hocam. Kıymetli hocam, bu konuda da müminin duruşu tabii ki Allah ve Resulü'nün yolunda olacaktır. Yani Allah'ı memnun etmek amacıyla zamanını değerlendirme noktasında olacaktır. Şöyle bir söz var. El vaktu naktun fe illem taktahu yaktake. Yani vakit nakittir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Başka bir sözde de vakit kılıç gibidir söyleniyor. Gerçekten vakti biz iyi değerlendiremezsek vakit bizi iyi değerlendirmesini gayet iyi biliyor hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ni'metani mağbunun fihima kesirun minen nas es-sihhatu vel ferag. İnsanların kıymetini bilmede aldandıkları iki nimet vardır. Birincisi boş vakitler, diğeri sıhhat buyuruyor. Şimdi biz aslında şurada tuzağa düşüyoruz hocam. Yani şurada başta kaybediyoruz. Yahu bu delikanlıdır, daha gençtir, felekten gün çalsın, gelsin, zamanını geçirsin, gününü gün edinsin. Zamanı gelince ibadetleri de yapar. Evet, biz olayı buradan kaybediyoruz. Çünkü müminin her anı, her saniyesi değerlidir hocam. Çünkü geçen zamanda bir türlü geri gelmiyor maalesef. Hani büyüklerimiz zamanı üçe bölmüşler malumunuz. Dün, bugün, yarın. Peki düne geri dönmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Asla. Peki gelecekten haberimiz var mı? Yine yok. Öyleyse bizim için zaman şu an.
İçinde bulunduğumuz zaman bizim için en kıymetli zamandır. Ne diyor hocam? Bugünü düşünüyorum, bugünü düşünürüm. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğime de güvenemem, ölenler hep ihtiyar mı diyor. Leyte şebabe yaudu yevmen fe ukhbirehu bima faalel meşibu. Ah şu gençlik ne olaydı bir geri gelseydi de ihtiyarlığın bana çektirdiklerini ona bir şikayet etseydim. Ya. Güzel bir söz. Kıymetli hocam, zamanı şu şekilde de bir bölümlere ayırmak istiyorum müsaadenizle. Buyurun hocam. Şimdi gençlik evresi, orta yaş evresi, bir de yaşlılık evresi var. Kısaca gençlik evresi hayal kurmalarla geçiyor malumunuz. Araba alacağım, ev alacağım. Yani özenti. Falanca arkadaşının lüks bir telefonu var, ben de telefon alacağım. İşte araba alacağım, lüks model, işte ev alacağım falan. Genelde hayal kurma ve etrafındaki, emsalindeki arkadaşlarını taklit etmekle geçiyor ömür. Hı hı. Orta yaşlar, 35-40 yaşlarda da kurduğun hayaller gerçekleşmiştir. Süper bir son model bir telefon almışsındır. Araba almışsındır, evin vardır. Bunların meşguliyetiyle zaman geçer. Arada bir bozulurlar, tamir edersin. Uğraştığımız meselelere bakar mısın? Yine onlarla uğraşırsın. Hı. Yaşlılık evresinde de kıymetli hocam, o pişmanlıklar var ya, pişmanlıklarla yaşlılık evresi geçer. Yani hiçbir yaşlı ben pişman olmadan yaşlılığımı yaşıyorum diyemez yani. Çok zor. Şimdi Rabbimiz bununla ilgili şöyle bir şey ayet-i kerimede pişmanlıklarla ilgili. وَهُمْ يَسْتَرِحُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ. O cehenneme girdiklerinde o inanmayanlar o veyahut da günahkar müminler artık cehenneme girdiklerinde orada şöyle nara atacaklar. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ. Ya Rabbi bize bir defa daha mühlet, fırsat ver. Dünyaya bizi gönder. Bak o zaman biz nasıl amel işleyeceğiz? Bak sana nasıl bağlı olacağız? Resulüne nasıl ümmet olacağız? Bizi yeter ki dünyaya bir daha gönder diye temennide bulunacaklar. Rabbimiz de evlem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkere ve ce'ekumun nezir. Bir insanın düşünebileceği kadar bir ömür size vermedim mi? Üstelik size uyarıcılar da geldi. Neredeydiniz? Aklınız neredeydi? Diye serzenişte bulunacak. Fezûkû femâ lizzâlimine min nasîr. Tadınız zalimlerin de yardımcısı olmayacaktır buyuruyor. İşte son pişmanlık fayda vermiyor. Bu ömür sermayesini iyi kullanmak gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyden kişi sorguya çekilmedikçe ayakları yerden ayrılmaz. Yani Rabbinin huzurundan ayrılmaz. Ömrünü nerede geçirdiğinden, ne ile amel ettiğinden, malını nerede kazanıp nereye harcadığından, vücudunu yani ömrünün nerede çürüttüğünden sorulmadıkça Allah'ın huzurundan ayrılmaz buyuruyor kıymetli müminler, kıymetli hocam. O yüzden zaman bizim için çok önemli. Zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Zamanla ilgili bizi en fazla meşgul eden şeylere biraz değinmek istiyorum. Zamanla ilgili başta da söylemiştiniz hocam. O mevzuya geleceğim şimdi. Buyurun sevgili hocam. Kıymetli hocam, bizim zamanımızı çalan, en fazla hırsızlık yapan, zamanımızı çalan, maalesef istisnasız sadece çoluk çocuğumuz için değil, anne babalar da buna düçar. Teknoloji bağımlılığı değil mi hocam? Yani telefondur, tablettir, bilgisayardır. Yani bu bağımlılıktan biz de kopamıyoruz. Hocam faydalı ve yerinde olduktan sonra başımızın üstünde yeri var. Bunu söylüyoruz elbette, zaten. Elbette. Yani kestiğini batmıyoruz ama onu faydalı olursa. Hocam, onu söyleyeceğim. Şimdi kıymetli hocam, tabii ki teknoloji faydalıdır yani. Yeter ki biz bu faydalı yönlerini iyi kullanalım ve lehimize çevirelim. Lehimize çevirelim. Yani böyle şu an baktığımızda, günümüzde baktığımızda belki de %70, belki de 80'lere varan oranlar da teknolojiyi yani bir fayda amaçlı değil de sanki bir oyun, eğlence, vakit geçirme aleti, aracı olarak kullanıyor gençlerimiz genelde. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yani. Yani bundan faydalanalım, ders, ödev yapalım, işte günceli takip edelim, sosyal medyayı takip edelim gibisinden faydalı noktalarını kullanmıyor. Daha çok vakit geçirmeye harcıyor bunu. Kıymetli hocam, şöyle bir istatistik paylaşmak istiyorum. 2020 yılında yapılan bir ankette ülkemizde özellikle kitap okumaya ayrılan süre günde yalnızca 1 dakika. Televizyon izlemeye 6 saat,
İnternete ise 3 saat zaman veriliyor. Türkiye'de mi? Tabii ki ülkemizde diyor. Bir anket bu. Ve Türkiye'mizde kitap okumaya ayrılan süre, Türkiye'de her 1000 kişiden bir kişi kitap okuyor. Avrupa'da 100 kişiden bir kişi kitap okuyor. Yani kitap okuma noktasında arada 900 fark var. Bu noktada geri kaldık hocam. Ben bunu şuna bağlıyorum. Teknoloji bağımlılığını şuna bağlıyorum. Kutup ayılarının bir avlanma yöntemleri vardır. Avcılar iyi bilir kıymetli hocam. Derilerini delmeden, kesmeden, yırtmadan belli bir noktaya kadar kanı damlatırlar. Belli bir noktadan sonra kan çanağını oraya koyarlar. O kutup ayısı o kanı eme eme gelir o kan çanağının yanına. Kan çanağının altına da tuzak kurar avcı. Kutup ayısı tuzağa, kan çanağı fazla ya, o kan çanağını yalaya yalaya o tuzağa dilini kaptırır. Dilini keser. Dilindeki kanı da emmeye başlar. Kendi kanını eme eme ve gider. Yani bu bağımlılık Allah muhafaza bu şekil olmasın diyoruz. İftar vaktinde de çok değişik bir örnek oldu hocam. Yani bağımlılık çok felaket bir durum. Şimdi kıymetli hocam, günde bir insan 3 saat televizyona zaman ayırdığını düşünelim. 75 yıllık insan ömrünün 9 senesi heba olmuş oluyor. 6 saate varan televizyon programlarını izlediğini düşün. 18 senesine varan ömrünü bu yolda şey yapmış oluyor. Tabii ki şunu demek istemiyoruz. Televizyon zararlıdır, şudur budur, o anlamda demedim. Tabii ki teknolojinin faydalı yönleri çok var. Şu an biz burada sohbet ediyorsak bu teknolojinin kesinlikle faydalı yönleri ve birçok faydalı programlar var. İşte Ramazan dolayısıyla mukabele programları, sohbet programları, dini eğitici programlar, belgeseller. Yani hayat bu şekilde akıyor. Yani biz bu teknolojinin bu güzel yanlarını almak yerine farklı zararlarıyla meşgul oluyoruz. Rabbim teknolojiyi en güzel şekilde yerinde ve zamanında kullananlardan eylesin diyoruz. Eyvallah sevgili hocam. Hocam buyurun sevgili hocam. Bitmedi galiba. Kıymetli hocam, zamanın kıymetiyle ilgili yine büyüklerimizden birkaç örnek vermek istiyorum. Müsaadenizle vaktimiz varsa. Estağfurullah, buyurun hocam. Şimdi büyük İslam alimleri genelde az konuşurlar, az yerler, az uyurlar. Bunun Arapçası kul galilen, kül galilen, nüm galilen, felâ tekün alilen diye de eklerler. Hatta bu şekilde davran, hasta olma diye. Şimdi kıymetli hocam, İslam alimlerinin bazı zamanı değerlendirme ile ilgili bazı sözleri gerçekten de dikkate değer. Mesela İbn-i Cevzi çok kitap okuyarak, yazarak zamanını değerlendirmiş. Tam 2000 cilt kitap yazmış. 2000 cilt. Hatip el-Bağdadi zamanı yolda kitap mutalası yaparak değerlendirmiş. İmam Yusuf son nefesinde ilimden bir fıkhi meseleyi müzakere ederek zamanın kıymetini bize öğretmiş. Yine İmam Şafii geceyi üçe bölüyor. Bir kısmını uyuyarak, bir kısmını kitap okuyarak, bir kısmını da ibadet yaparak hocam. Yine başka bir şey, İbnül Cevzi'nin kalem tıraş yontukları ile gusül suyu ısıtılmış ve yontukları artmış. Bu kadar böyle yazmayla uğraşmış. Yine onu bir daha alabilir miyiz hocam? İbnül Cevzi'nin kalem tıraş yontukları ile gusül suyu ısıtılmış öldüğünde ve yontuklar yine de artmış. O kadar fazla kitap yazmış ki gusül suyunu o kalem yontukları ile açtıklarıyla ısıtmışlar, yine de artmış. Yine kıymetli hocam, İmam-ı Azam Efendimizle alakalı bir örnek var mı hocam? Şu an onunla ilgili yok hocam. Tabii buyurun, ki o da buyurun, çok değerlendirmiştir. Buyurun hocam. 90 yaşındaki dil bilgisi üstadı Salep yürüme esnasında kitap okurken bir çukura düşüyor, öyle vefat ediyor. Bu kadar kitap okuma bilinciyle gelişmiş. Şimdi hocam kitaba dokunmak, kitap okumak yani bir teknolojiyle kıyas edilemeyecek kadar arada fark vardır. Kitap okuma alışkanlığı hem kendimiz kazanmamız lazım hem de çocuklarımıza bu alışkanlığı, bilinci taşımamız lazım kıymetli hocam. Hocam okumanın önemine değinelim mi inşallah? Zaman değerlendirmede okumanın önemi. Tabii ki şu an zaten ona o konuya değiniyoruz. Büyüklerimizden sözlere değiniyoruz. Hı-hı. Kıymetli hocam yine bu konuyla ilgili İbni Mesud zamanı değerlendirmekle ilgili. Üzerime güneşin battığı, ömrümün eksildiği ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar başka bir şeye pişmanlık duymadım demiştir. Ya yani her gün
daha ilerlemem gerekir, farklı bir şeyler yapmam gerekir. Hani men isteve yevmehu fehve mağbunun, iki günü bir olan aldanmıştır buyuruyor ya Efendimiz. Burada İbni Mesud da buna istinaden her gün yeni bir şeyler öğrenme adına. Yine İmam Gazali'nin vakit israfına karşı şu ikazı da çok önemli hocam. Oğul, farz et ki bugün öldün. Hayatında geçirdiğin gaflet anlarına ne kadar üzüleceksin? Ah keşke diyeceksin. Lakin heyhat. Yani geri dönüşü yok buyuruyor. Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, kıymetli hocam. Dünyanın bir günü ahiretin bin yılından hayırlıdır. Zira kazanç ve kayıp keyfiyetleri bu dünyaya aittir. Ahirette artık kazanmak ve kaybetmek yoktur buyuruyor. Zamanın değerlendirmesine yönelik çok misaller, örnekler, ayetler, hadisler verebiliriz hocam. Hocam onlar. İbadetlerden de sormak istiyorum. Şimdi mümin için ibadetlerin yaşantısına etkisi nasıl olur hocam? Sevgili hocam, yani ibadetlerin müminin yaşantısına etkisi nasıl olmalı, nasıl olur? Evet. Kıymetli hocam, bu konuyu yine ihlas, samimiyet, temizlik üzerinden değerlendirmek istiyorum. Günümüzde ibadetlerimizin tesirini maalesef pek fazla göremiyoruz. Şimdi namaz kılıyoruz. Adam bir mecliste, bir çay sohbetinde yine dedikodu yapabiliyor. İşte oruç tutuyoruz. Adam kalp kırabiliyor. İşte kurbandır, haçtır, zekattır bunları yapıyor. Yine yanlışlıklara düşebiliyor. Peki ne oluyor da ibadetlerimiz bize tesir etmiyor? Yaşantımıza etki yapmıyor. Oysa sahabe-i kiramın hayatına baktığımızda her anı dolu dolu yaşıyormuşlar. Yani yaşıyormuşlar bizzat. Bize ne oluyor da hem ibadet yapıyoruz hem yanlışlıklardan uzaklaşamıyoruz. Hocam bunun nedenlerinden bir tanesi aslında insanoğlu iki yönlüdür malum. Bir maddi yönü var, bir manevi yönü var. Bir bedeni yönü var, bir ruhi yönü var. Bedenimizi nasıl ki biz rutin bir şekilde temizlik yapıyoruz, beden temizliği yapıyoruz. Aynı şekilde ruhumuzun da temizliğe ihtiyacı var kıymetli hocam. Beden nasıl ki kirleniyor, ruh da kirleniyor. Ruh kirlenince tabii ki bazı ibadetler noktasında kalp kararıyor hocam. Kararınca da ibadetleri geri tepiyor. Etki göstermiyor. Yani bu nokta çok önemli. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün günde 100 defa, en az 100 defa Ya Rabbi beni affeyle demiştir malumunuz. İhtiyacı mı vardı peki hocam? Yani yine bir gün mescitten çıkıp, evinden çıkıp mescide namaz kılmaya gidiyor. Ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Hazreti Ayşe annemiz geliyor. İşte Ya Resulallah, gelmiş geçmiş peygamberlerin en hayırlısı olduğun halde, günahların bağışlandığı halde niye kendini bu kadar yıpratıyorsun diye sorduğunda, şükreden bir kul olmayayım mı? Yani o namaz kılmak, secde etmek, Rabbi ile baş başa kalmak ona huzur veriyor. Ve onu şükür vesilesi olarak sayıyor Peygamber tabii Efendimiz ki. Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi aslında şöyle de güzel bir söz var. Müminin mescitteki duruşu ile münafığın duruşu arasındaki fark. El müminu fil mescidi el müminu fil mescidi kessemeki fil bahri. Mümin mescitte balığın denizde rahat ettiği gibi rahat eder. El münafiku fil mescidi kettayri fil kafesi. Kafesteki kuş gibi rahatsızlık duyar. Yani buradan başlıyor sıkıntı. Kıymetli hocam, ibadetlerimizin tat ve lezzet verebilmesi için nasıl bedeni temizliğimize dikkat ediyoruz, kalbi temizliğimize de dikkat etmemiz lazım. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarıyor. Diyor ki, Ela ve inne fil cesedi mudgaten. İza salahat salahal cesedi küllü ve iza fesedet fesedel cesedi küllü ela ve hiyel kalp. İnsanoğlunun vücudunda bir et parçası vardır. O et parçası sağlam olduğunda bütün vücut sağlam olur. O et parçası bozulduğunda bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir buyuruyor. Şimdi kıymetli hocam, bakınız fitne, fesat, dedikodu, gıybet, bütün böyle manevi hastalıkların biriktiği bir kalbi düşünün. Kapkararmış. Bu ibadetleri geri teper. İbadetler bundan kaçar. Böyle olunca da tesiri, etkisi olmaz. Biz birinci derecede zaman zaman kalp temizliği yapmamız lazım. Ve mâ cilâuhâ ya Resûlullah diye sahabe soruyor. Yani her şeyin bir cilası var. Kalplerin de cilası nedir? Kıraatül Kur'an ve zikrül mevt.
Yani Kur'an'ı okumak ve ölümü çok çok hatırlamak. Ne güzel. Yani hocam şu mübarek Ramazan ayında Kur'an okumak, ölümü hatırlamak, nefis muhasebesi yapmak, kendimize çeki düzen vermek, kendimize gelmek. Yani bunlar çok mümkün yani. Sahur vaktimiz var, seher vaktimiz var, teravihimiz var, mukabilemiz var. Şeytanlar zincire vurulmuş, cehennem kapıları kapanmış, cennet kapıları açılmış. Daha ne bekliyoruz yani? Daha ne bekliyoruz? Biri diyor ya şeytanlar diyor zincire vurulduğu halde şeytan bazılarını diyor aldatmaya devam ediyor. Bu nasıl oluyor? Zincire vurulmuş. Şimdi zincire vurulmuş ama sen zincire vurulmuş haliyle gidip şeytana sataşırsan tabii ki o da sana sataşır yani. Biz maça zaten 5-0 galip başlıyoruz hocam. Evet hocam. Anlatabiliyor muyum? Yani cennet kapıları açık, cehennem kapıları kapalı, şeytan zincire oradan vurulmuş. Bir... Yani biz o zaman biz nasıl bir yani... Ne denir hocam buna ya? Çok mu yaramazız? Çok mu feşeliz deriz yani. Evet, yani sürekli şeytanla böyle niye uğraşıyoruz bilmiyorum sevgili hocam. Hocam, bunu, hocam. Evet. Buyurun, buyurun lütfen. Bu nokta tabii ki ben tek tek ele almadım ibadetleri. Namaz ibadetiyle ilgili zaten inne salate tenhanil fahşai vel münker ifadesi var ayet-i kerimede. Bütün kötülüklerden alıkoyar. Hem namaz kılıyoruz hem kötülük yapıyorsak soru işareti. Kesinlikle. Kendimizi sorgulamamız lazım. Çünkü namaz kılmak yine Efendimizin tabiriyle kapınızın önünde geçen bir nehirde 5 defa günde yıkanmaya benzetiyor. Değil mi hocam? O kişide nasıl, pislikten bir şey kalır mı diyor. Kalmaz. Namaz da insandaki kötülükleri insanı alıkoyuyor. Oruç ibadeti zaten oruç bir kalkandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zekat ibadeti yine لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Yani evet. Allah yolunda, Allah rızası. Kurban ibadeti yine Hakk'a yakınlığın, teslimiyetin, kurbiyetin bir vesilesi. Şimdi kıymetli hocam. Hocam son 2 dakikamız var. Ona göre değerlendirelim tamam, inşallah. Tamam bunu şey yapıyorum. İbadetlerde ihlas ve samimiyet bir. İkincisi temizlik. Yani... Bol bol tevbe istiğfar getirmek. Hı-hı. Bir de ibadetlerin etkili olabilmesi için süreklilik arz etmesi gerekiyor. Kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Son eyvallah sözlerinizi hocam. Alalım kıymetli izleyenlerimiz için hocam. Onun peşinden kapatalım inşallah. Zira mübarek iftar vakti geldi çattı. Eyvallah. Buyurun kıymetli hocam. Şimdi kıymetli hocam içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı mübarek bir ay. Özellikle fırsatların bol bol, ikramların bol bol önümüze serildiği bir ay. Hı hı. Mukabeleler, teravihler, namaz, oruç. Yani bunu gerçekten tepmemek gerekiyor. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Bol bol Kur'an okumamız gerekiyor. İbadat-ı taatta bulunmamız gerekiyor. İşte mümin kardeşlerimizi düşünüp onlara fitre, zekat, yardım yapmamız gerekiyor. Bir de hocam son olarak şunu da söyleyeyim. Bu genelde es geçiliyor, atlanıyor. Biz sadece sanki Ramazan ayına odaklanmışız gibi kendimizi öyle şey yapıyoruz. Ramazan geçtikten sonra olay bitiyor. Eski yaşantımıza dönüyoruz. Oysa mümin böyle değildir. Ramazan'daki kazanımlarını Ramazan'dan sonra da devam ettirme gayreti içinde olur. Bizler de inşallah bu gayret içinde olalım. Kur'an-ı Kerim sadece Ramazan ayı içerisinde değil, Ramazan'ın dışında da bize lazım, her zaman lazım. Temel kitabımız, şefaatçimiz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Yine aynı şekilde kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi, dayanışmamızı yerine getirelim. Özellikle şu depremden dolayı çok büyük bir kaynaşma, dayanışma oldu. Gerek Türkiye içinde, gerek Türkiye dışında. Bu kaynaşmamızı, dayanışmamızı, birlik beraberliğimizi devam ettirelim. Rabbim bozmasın inşallah diyelim hocam. Kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, eyvallah ağzınıza, hocam. Yüreğinize sağlık. Çok sağ olun, var olun hocam. Eyvallah, hayırlı iftarlarınız, hocam. Hayırlı Ramazanlarınız olsun eyvallah inşallah. Eyvallah hocam, sizlere de. Sağ olun değerli hocam. Evet sevgili dostlar, bu akşam Ramazan Bereketi programımızın kıymetli konuğu Kabadüz ilçe vaizimiz Halis İmanlık hocamız bütün samimiyetiyle, bütün muhabbetiyle, bütün güler yüzüyle, tatlı diliyle, hoş sohbetiyle bize elinden geldiği kadar güzel şeyler anlatmaya çalıştı. Kamil müminin özelliklerinden bahsetti. Ne yaparsak kamil mümin oluruz? Bunları anlattı. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Mübarek iftar vaktidir. Şöyle söylemek istiyorum. Diyor ki, amelsiz ilim meyvesiz ağaca benzer. Meyvesiz ağacın sonu da ateştir. Bize düşen bildiklerimizle amel etmek, sadece bildiklerimizin içimizde kalması değil, onlarla amel etmek ve neticesinde de inşallah Allah'ın rızasını kazanan bir kul olarak cennetle müjdelenmek, cennetle sevinenlerden olmak inşallah. Bu iftar vaktimiz inşallah cennet vesilemiz olsun.
Sofralarımız bereketli olsun, ibadetlerimiz makbul olsun. Yarın akşam TV52 ekranlarında Ramazan Bereketi programında çok kıymetli bir konukla da evlerinize misafir olmayı arzu ediyoruz inşallah. Lütfen bizden ayrılmayın. Akşamlarınız, ibadetleriniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.